TET biyoloji denemelerimizin dördüncüsüyle deneme serimize devam ediyorum. Karşınıza gelmesi muhtemel olan soru tarzlarını çözerek tekrarlarımızı tamamlamış olacağız. Soru çözümlerim arasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izleyin. Video sonunda da siz de bu denemede kaç net yaptığınız yorumlardan yazabilirsiniz. Haydi gelin şimdi birlikte bu denemede hangi sorular varmış birlikte bakalım çok faydalı olmasını diliyor ve ilk sorumu yapmaya başlıyorum. İlk sorumuz canlıların temel bileşenleri ile alakalı bir soru. Şimdi onunla başlayalım birlikte. Nükleotit sayısı bilinen bir DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın ben size canlıların temel bileşenlerini yani nükleik asitler kısmını anlatırken demiştim ki soru da bana nükleotit mi diyor, nükleozit mi diyor ona dikkat edin demiştim. Hemen kısaca hatırlatacak olursam bir tane azotlu organik baz bir tane 5 karbonlu şeker varsa bunun adına ne diyoruz arkadaşlar? Nükleozit demiş oluyoruz. Ancak buna bir tane fosfat eklerseniz bunun adı ne oluyor? Nükleotit olmuş oluyor. Ve ben o konunun içerisinde bir şekil çizerek buradaki bilgileri çok rahat bir şekilde öğrenmenizi hedeflemiştim. Orayı dinleyen arkadaşlar bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirler. Şimdi izlemeyen arkadaşlar için de hatırlatmış olayım. Hemen iki tane DNA ipliği çiziyoruz. Şuraya büyük bir A harfi yazdım demiştim. Şuranın ucu da A harfi yazıyorum. Bunlar neye eşit? Yani bu A harfi nükleotit sayısına eşitti. Aynı zamanda azotlu baz sayısına eşitti. Aynı zamanda fosfat sayısına eşitti ve deoksiriboz sayısına. Eşitti. Eşitti. Yani bu ne demek? Şeker sayısına. Ve ben bu A harfinin neyin toplamı olduğunu biliyorum. DNA'nın bir ipliği ve DNA'nın ikinci ipliğinin toplamı olduğunu biliyorum. Yani bu iplikte adenin bazı var ve guanin bazı var diyelim ki adeninin karşısına timin gelecek guaninin karşısına da sitozin gelecek adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardı ben adenin sayısı ile ikiyi guanin sayısıyla ile de üçü çarpıp toplarsam neyi elde ediyordum zayıf Hidrojen bağı sayısını elde etmiş oluyordum. Onu da buraya yazıyorduk. Yani nükleotit sayımı biliyorsam ben neyi bilirim? Azotlu baz sayımı bilirim. Fosfat sayımı bilirim şeker sayımı bilirim. Bir iplikteki nükleotit sayısını bilirim. Şuradan bilirim. Yani atıyorum bin tane nükleotit varsa 500 tane olduğunu bilirim. Ancak sırayı bilemem arkadaşlar değil mi? O yüzden cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Bakın burada gösterdiğim şekilde çok rahat yapabilirsiniz. Gelelim şimdi ikinci sorumuzu çözmeye. İkinci sorumuzda arkadaşlar ekoloji ile alakalı bir konu. Aşağıdaki şekilde Doğadaki karbon döngüsünün bazı basamakları verilmiştir. Bu şekilde numaralarla gösterilen olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hatırlayalım arkadaşlar, neydi bu karbon döngüsünde? Şunu bilmem lazım. Benim e, atmosferin karbondioksitini bitkiler alabiliyordu ve bunu fotosentezle besin üretmekte kullanıyordu. Daha sonra üretilen bu organik besin diğer canlılar yani besin zincirindeki diğer canlılarda kullanılıyordu ve diğer ya yani atıyorum bitkiler tarafından, hayvanlar tarafından ve ayrıştırıcılar tarafından da yine solunum yapılarak atmosferin karbon kaynağı üretilmiş oluyordu. Bir de buna ek olarak hayvansal ve bitkisel atıkların uzun zaman sonucu toprakta kalmasıyla da fosil yakıtlar oluşuyordu. Yani bitkiler ölecek, hayvanlar ölecek ya da diğer mikroorganizmalar ölecek ancak bunlar çok uzun zaman toprakta kalacak ve fosil yakıtları meydana getirecek. İşte bunlar ne? Petrol, kireç taşı, doğalgaz gibi şeyler. Bunların yanmasıyla da Yine atmosferin karbon kaynağının oluşturulması sağlanıyordu. Bunlar bizim karbon döngüsü ile ilgili bilmemiz gerekenler. Numaralı gösterilen yerlerle ilgili hangisi doğru verilmiştir diyor. Hemen çok karaladığım için üzerine sileyim. Şimdi gelelim ne demek istiyor? Bir numaralı gösterilen yer atmosferin karbon kaynağını kullanan bitkiler. Bunu ne için kullanır? Fotosentez için. O zaman birinin olduğu yer fotosentez olacak. O zaman cevabımız A ya da D'den birisi. İkiye bakalım. İki ne oluyor? Bitkiler karbondioksit olarak atmosfere veriyor nasıl verecek? Solunumla verecek, değil mi? O zaman D seçeneği olmuş oldu. Devam edelim. Bitkiler hayvanlara bir şey gönderiyor. Ne gönderecek? Organik besin gönderecek. Beslenme yapacak burada değil mi? Besin zinciri aracılığıyla zaten gönderildiğini biraz önce söylemiştim. Aynı zamanda hayvanlar da ikinci numaralı yerde olduğu gibi bitkiler gibi yani ne yapıyor? Solunumla atmosferin karbon kaynağını oluşturmuş yani geri dönüşüm mekanizması sağlamış oluyor. Bu şekilde cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Devam ediyorum. Diğer sorumuzla Üçüncü sorumuz hücre ünitesi ile ilgili. Şimdi oraya bakalım. Aşağıda bazı organellere ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin tümü organellerinden hangilerine aittir diyor. Bakın hepsi olmalı. Yani bu özelliklerin hepsi verilecek organellere ait olmalı. Mesela protein sentezleme. Bu bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir şey. Ancak nerede gerçekleşir? Ribozom organelinde. O zaman hangi organelde ribozom vardır? Mitokondri ve kloroplasta değil mi? Yapısında nükleik asit bulundurma. Evet o zaman bu bulundurursa kendine özgü bölünme sağlayabilecek bir organel. O da yine kim oluyor? Mitokondri ve kloroplast. Hücreden bağımsız çoğalabilme bu da ne ile alakalı? Zaten nükleik asit bulundurmayla alakalı. Ökaryot hücrelerde bulunma diyor. Ha, o zaman hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi mitokondri dedik değil mi? Mitokondri ve kloroplastın kendine has DNA, RNA ve ribozomu olduğu için diğer hücrelerden bağımsız bir şekilde çoğalabilir ve bunlar çift zarlı organel olduğu için ökaryot hücrelerde bulunabilirler. O nedenle cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Gelelim diğer sorumuzu çözmeye. Bu sorumuzda arkadaşlar hücre bölünmeleriyle alakalı. Mayoz bölünme geçiren bir hücrede aşağıdaki evrelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. A şıkkında ne olmuş arkadaşlar? Bir metafaza dizilim söz konusu değil mi? Ama nasıl metafaza dizilim var? Tetrat halinde. O zaman burası daha mayozun birinci evresi. Yani o zaman ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? Metafaz 1 yazmış olacağım. B seçeneğine baktığımız zaman burada çekirdek zarı ve çekirdekçi kaybolmaya başlıyor. Ve daha burada tetrat oluşmamış değil mi arkadaşlar? Biraz sonra oluşacak Biraz sonra oluşacak diyebilirim. Çünkü homolog kromozom çiftleri bir arada bulunuyor. O zaman B seçeneği için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Profaz 1'dir diyebiliriz. C seçeneği için ne söyleyeceğiz? Burada homolog kromozomlar ayrılıyor. O zaman burası nedir? ana faz birdir diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Burada ne oluyor? Kromozom sayısı yarıya iniyor artık. D seçeneğine baktığımız zaman burada yine ekvatoral düzlemde bir dizilim söz konusu. Ancak kim diziliyor? Kromozom diziliyor. O zaman burası metafaz 2 olmuş olacak arkadaşlar. Son seçeneğe baktığımız zaman da yani E seçeneğinde de ne oluyor? Kardeş kromatitler ayrılmış olduğu için de burada ana faz 2 olmuş oluyor. Sıralayacak olursak arkadaşlar ne diyebiliriz? Profaz 1 ilk önce gerçekleşir. Sonra metafaz 1 gerçekleşir. Sonra ana faz 1 gerçekleşir. Sonra metafaz 2 gerçekleşir. En sonda da ana faz 2 gerçekleşir diyebiliriz. Bize en son gerçekleşeni sorduğu için cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Diğer sorumuzda Hemen devam edelim arkadaşlar. Bu soruda kalıtım ünitesi ile alakalı. Diploid bir hayvana ait eşey ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucu sadece genotipine sahip gametlerin oluşabildiği belirleniyormuş. Buna göre bu hayvana ait eşey ana hücresinin genotipi hangisi gibi olabilir diyor. Bu tarz sorularda yapmanız gereken arkadaşlar harflerin heterozigot durumlarına bakmalısınız ya da homozigot durumlarına. Yani şunu demek istiyorum. Mesela büyük A büyük A'lı bir birey olsa bundan oluşabilecek birey sayısı ne olur? Sadece büyük A'lı olur. Ya da büyük A'lı küçük A'lı bir bireyim varsa bundan büyük A'da oluşabilir küçük A'da oluşabilir. Benim burada bakmam gereken bu arkadaşlar. Bu sorularda bu ipucunu yakalamam lazım. Şimdi o zaman hemen şıklardan bakalım. Sadece bu genotipler oluşabiliyorsa bakalım A için bakıyoruz. Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A. O zaman A'nın heterozigot durumda olması gibi bir ihtimal söz konusu olamaz arkadaşlar. Değil mi? Ancak homozigot olup da küçük A küçük A'lı olamaz. Büyük A, büyük A olmak zorunda. O zaman C'yi, E'yi ve B'yi Eliyorum arkadaşlar. Devam edelim B'ye bakalım. B'de küçük B büyük B var. O zaman ne olacak? Büyük B büyük B de olamaz. Küçük B küçük B de olamaz. Kesinlikle ne olacak? Büyük B küçük B olacak. Zaten B'de bu şekilde. C'ye bakalım arkadaşlar. Küçük C büyük C var. Hemen baktığımız zaman büyük C küçük C olabilir mi? Olabilir. Yani olması gerekir. Büyükçe C büyükçe C niye olamaz arkadaşlar? Çünkü büyükçe C büyükçe C olursa küçükceli bir birey oluşması durumu söz konusu olamayacağı için D'yi de elemiş oluyoruz. Ve bu şekilde cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Gelelim bu denememizin son sorusuna şimdi bakmaya. Burada aşağıdaki tabloda yani sınıflandırma sorusunu görüyoruz arkadaşlar. Omurgalı hayvanlara ait bazı özellikler verilmiştir diyor. Bu hayvan grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Bu tarz sorularda yapmanız gereken de yani direkt bakmanız gereken her canlıda olmayan bir özelliğe. Yoksa diğer türlü zaman kaybederiz. Zaten TYT'de bizim süremiz kısıtlı. O zaman bakmamız gereken sadece bazı canlılara ait özellikler. Mesela terbezi, vücuttaki kıl gibi özellikler sadece memelilere ait değil mi? Direkt ona bakabiliriz. Mesela terbezi. Değil mi? Kimde varmış? Sadece memelilerde. O zaman 4'ün kesinlikle memeli olduğunu biliyorum. O zaman B'yi C'yi ve D'yi eledim. Bakın iki şıkkım kaldı. O zaman devam ediyorum. Bir de burada bakmam gereken ne olabilir arkadaşlar? Kalpteki odacık sayısı olabilir. Seçenekler için gidiyoruz. Şimdi burada kalpteki odacık sayısı 4 olan bir canlı daha var. Ve burada ne olabilir? Mesela sürüngenlerden timsahta 4 odacıklı bir de kuşlarda 4 odacıklı değil mi? Ancak timsahın sabit vücut sıcaklıklı olmadığını biliyorum ben. O zaman 3 için kesinlikle ne diyeceğim? Kuş diyeceğim. O yüzden cevabımız ne çıktı? A seçeneği çıkmış oldu. Bakın kurbağa ve sürüngene bakmama gerek bile kalmadı. Bu şekilde çok rahat bir şekilde sorularımızı hızlıca çözebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili gençler bu videonun da sonuna geldik. Bundan hemen sonra TYT deneme serisinin 5. videosu gelecek. Seri denemelerimle kendinizi deneyecek ve aynı zamanda tekrar yapmış olacaksınız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.